Birincisi tabii videonun sonunda winner Okan Buruk olarak bitti. Ama asıl winner Galatasaray her zaman. Kupalara her zaman aday olan, kupaları kazanmak isteyen taraftarıyla birlikte çok güçlü bir şekilde Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. O yüzden gerçek winner Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikle 2 sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Beni buraya layık gördüğü için Sayın Başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. O süreçte de, o başlangıçta da söylediğimiz Galatasaray'ın şampiyonluk adayı olduğu ve şampiyon olmak için o zaman elimizde çok aslında kadromuz da belli değildi, hiçbir şey belli değildi ama şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olduğunu söylemiştik. Amacımızın şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Bu 2 senede 2 tane şampiyonlukla bitirdik. Bu bizim için çok önemli çünkü Galatasaray taraftarına verdiğimiz bir söz vardı. Bu sözün arkasında durmak, bu emeği vermek, hem oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtmak hem de gerçekten kupalarla 2 senede kazandığımız 3 tane kupa, yine Avrupa'daki bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'ne tekrar Galatasaray'ın adını duyurmak, bir Türk takımının adını duyurmak bu anlamda çok önemli, çok değerliydi. Galatasaray taraftarına olan sorumluluğumuz çok büyük. Bunun bilincindeyiz. İlk gün ne düşünüyorsak, hangi istekleysek, hangi konsantrasyonlaysak şu anda aynı şekilde devam ediyoruz. Aslında her sene daha da üstüne koyarak gidiyor. Her sene daha da zorlaşıyor. O yüzden çok zor bir seneye daha başlayacağız. Tekrar beni burada bu göreve devam etmemi isteyen Sayın Başkanım, yönetim kurulumuza, Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir gurur. İnşallah daha nice kupalara, nice başarılara hep beraber ulaşacağız. Tabii imzamız hep ömürlük. Başkanımız her zaman en doğrusunu bizim için düşünüyor sağ olsun. O yüzden burada olmaktan, dediğim gibi Galatasaray'da teknik direktör olaraktan devam etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz büyük, hedefimiz tekrar şampiyonluk, hedefimiz Avrupa'da tekrar başarı. Bu yolda da ben ekibimle birlikte elimizden gelenin en fazlasını tekrar yapacağız. Hocam 5. yıldız da söyledi. Evet. Hedef şampiyonluk bence. Hedef 25. Hedef 5. yıldız. Gerçekten bu seneki mottomuz da bu olacak. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon olacak. İnşallah buna da hep beraber taraftarımızla birlikte ulaşacağız. Ben çok uzun konuşmayayım. Sözü başkanıma vereyim. Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz bu basın toplantımıza hoş geldiniz. Bundan tam 2 yıl önce yine burada Okan hocamız imza töreninde sözlerime şöyle başlamışım. Araştırdım, geriye döndüm o zaman ne demişiz diye. Aynen şu kelime kullanmışım. Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı demişim. İşte bu sözlerden 2 yıl sonra Okan hocamla yine buradayız. Beraberce inandığımız şeyleri başarmış olmanın gururuyla karşınızdayız. Bir önceki sezon ligi 13. bitirmiş bir takımı yeniden planlayarak sezona başlamak ve Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak, ikinci sezonda hem Süper Kupayı hem de lig şampiyonluğunu kazanmak, ben bu başarıların hocamızı ve oyuncu arkadaşlarımızı Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdığını düşünüyorum. Ve inanıyorum ki daha yolumuzun başındayız. Daha yapacak çok şeyimiz, kazanılacak daha çok başarı ve kupalar var. Aynı 2 yıl evvel olduğu gibi. Hocamız hiçbir rakam konuşmadı. Yeni bir mukabele yapacağız.
ve çok samimi söylüyorum, boş mukaveleye imzasını attı. Elbette ki biz kendisini de bu konuda mağdur etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu tavır karşısında yönetimde gerekeni yapacaktır. Galatasaray'ın son iki yılda başarılarıyla yarattığı bu hakimiyetin rakiplerimizle bir takım transferler, planlamalar yapmaya neler yaptığını hep beraber izliyoruz. Bizim onlara her zaman tavsiyem sahada kalmaya ve orada rekabet etmeye davet ediyorum. Devamlı bunu aynı şeyi söylüyorum. Umarım artık bizim ifade ettiğimiz gibi rekabetin sahada olması gerektiğini kabul edip buna uygun davranırlar. Bizim için şimdi sırada 5. yıldız var. Ve her Galatasaray için bundan daha da önemli olan Avrupa'daki kupa hedeflerimiz var. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Yine birlikteyiz. İlk günkü gibi işimize konsantreyiz, en iyisini başaracağız. Mayıslar yine bizim olacak. Okan Hocam'a, ekibine ve Ali nerede? Ali Yiğit kardeşime bu yeni dönemde sonsuz başarılar diliyorum. Ali de bizim önemli transferlerimizden bir tanesi. Ve hocamla imzaladığımız bu anlaşmanın da Galatasaray camiası için hayırlı olmasını ve uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Amin. Sağ olun. Allah utandırmasın. Olsun. Hocam ne yapacaksın? Kaç tane? Güzel. Evet, kupalarımızı hemen yan tarafa alacağız ve birazdan da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Hocanın arabasına gidiyor. Tabii, daha sonra geçecek. Yanlış yere götürmeyin. Tabii çalışkanım. Ama bundan sonraki süreç tabii orijinallerini Galatasaray Stadyum Müzesi'nde taraftarlarımız görebilecekler. Hayalim Galatasaray'da kupalar kazanmaktı. Bu hayali yaşıyorum. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki sırayla yine kupaları kazanmak. İlk başta hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Devamında da Galatasaray'ın hedefleri bitmiyor, hayalleri bitmiyor. Hiçbir camiaya benzemeyen bir yapımız var. Kupa kazandığımızda açıkçası mutlu olan, başarıyla mutlu olan bir camiayız ve bunun peşinden koşacağız. Daha da tutkulu bir şekilde koşacağız aslında. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Tek hedefimiz tekrar şampiyon olmak. Yine Avrupa'da geçen sene hem bizim ağzımızda bir tat kalmıştı, hem insanların ağzında bir tat bırakmıştık. Şampiyonlar Ligi'ne girerek bunu devam ettirmek. Yani şu andaki en büyük hayalim bu. Ben yoktum görüşmelerde. Payım olduğunu düşünmüyorum ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki Bence var. Yani şöyle aslında her takım için tabii ki teknik direktör çok önemli. Beşiktaş'ta biliyorsunuz yine başarılı bir teknik direktörle imza attı. Yine Trabzonspor Türkiye'nin en başarılı teknik adamlarından biri Abdullah Avcı ile devam ediyor. Bence dört takımın da sezon başında yarışın içerisinde başlayacağı ve geçen seneden daha çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Tabii ki sahada futbolcular çok önem kazanıyor. Kurduğunuz kadro çok önem kazanıyor. Ligi bilmek çok önem kazanıyor. O yüzden bizim avantajımız biraz da tabii ki bu ligin içerisinde yaşamak. Bu ligi çok daha iyi bilmek. Bu sene ligde birçok rekoru kırdık takım olarak, Galatasaray olarak. Cami olarak kırıyoruz, hep söylüyorum. Yani bunu sadece futbolcu, teknik adam, başkanımız, yönetim kurulumuz. Onlar rekorlara alışık gerçi. Seçimde de başkanımız rekor kırdı.
Ama gerçekten biz camia olarak bu rekorları kırıyoruz. Bu sene 17 maç üst üste galibiyet, yine 102 puanlık şampiyonluk. O yüzden önemli rekorlardı. Son yıllarda buna yaklaşan bir performans yoktu. Galatasaray olarak yine başarılı rekorları adayız. Bunun için de dediğim gibi çok çalışacağız. Şöyle, yani tabii ki oyuncularımızla hep iletişim içerisindeyiz. Bir kere hem oyuncularımız buraya gönülden bir şekilde bağlı. Galatasaray'a hizmet etmek için hepsi büyük bir yarış veriyor. Hem aynı şekilde Erdem Bey de, yani bugün bizle beraber olmasa da her zaman dışarıdan bizim yanımızda olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Galatasaraylılık hepimizin, bizim için, Erdem Bey için gerçekten hani Galatasaray'la hepimiz adanmış, yaşamış bir hayatımız olduğu için, o yüzden bu anlamda hep içeriden dışarıdan oyuncularımızla ilgili yani bir şey yok. Hepsi gerçekten Temmuz ayının başında, sezon başladığında hepsi burada olacak. Bizim seçtiklerimiz tabii, bizim istediklerimiz. Ayrılmak istediğimiz birçok oyuncu olabilir. Devam etmek istediğimiz oyuncular bizle beraber olacak ama dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir şey yok. Oyuncularımız sezona hazır. Aynı motivasyonla, aynı istekle. Erden kardeşimi Galatasaray'a 2016 sezonuydu zannediyorsam. Ben davet ettim, ben getirdim. Ben başkandım o zaman. Benim forma sponsorum olması için ikna ettim. Ve Galatasaray'ın spor kulübüyle ilk tanışması o zaman oldu. Ondan sonraki dönemde çok güzel bir çalışma dönemimiz oldu. Benden sonra da 2018'den sonra da yine Galatasaray'la ilişkisi hiç kesilmedi Erden. Her zaman Galatasaray'a bağlı, Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşımız. Dolayısıyla biz yeniden seçildikten sonra gene Erdem Bey, Erdem kardeşim bizde çalıştı. Bu yeni dönemde de çalışmayacağını ifade etti. Tabii ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte de bulundum. Tabii bir şeye dikkat etmek lazım. Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere pek benzemiyor. Neresi benzemiyor? Bir defa Galatasaray Spor Kulübü eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Onlardan faydalanmak zorundasınız. İkincisi, Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şeffaflık. Bunun yanında, yani bu saydığım şeyler Galatasaray'ın yani 1905'ten gelmiyor. 1481'lerden geliyor. Yani 500-600 yıl önceden gelen Galatasaray'ın değerleri var. Bu değerler içinde demin ifade ettiğim gibi eleştiriye açık olmak, şeffaflık, ekip çalışmasına yakın olmak ve en önemlisi de hesap verebilir olmak. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu esasları çerçevesinde her yönetim eleştirilmiştir. Benim daha önceki dönemimi hatırlayın. Rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Bu saydığım hususların hepsi o zaman gündemdeydi. Tabii Erden kardeşim için de yönetime geldiği zaman benzer şekilde bunlar, bu eleştiriler, bu söylemler gündeme geldi. Dolayısıyla tabii bugün şu çok net ifade ediliyor, bana karşı deniyor. Daha önceki dönemimizdeki gibi değilsiniz başkan. Tabii bunları yaşamak, bu tecrübeyi edinmek önemli. Erden kardeşim genç bir kardeşim, hassas bir kardeşim. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Ama şundan eminim. Erden kardeşimin Galatasaray'a vereceği katkılar yani son bulmamıştır. Bu hal devam edecektir. Her zaman kapımız kendisine zaten açık. Tutunacak dalım yok dediniz ya. Şimdi
Arkadaşlar Galatasaray dediğimiz zaman Galatasaray 500 yıllık bir çınar. 500 yıllık bir çınarı düşünün, ne kadar çok dalı vardır, ne kadar büyüktür. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Hayır. Bu yüzden bana bir kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım, ben onun başkanıyım. Bana kırgın olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de ona kırgın değilim. Biz Galatasaraylıyız. Yani şimdi Galatasaray'ın demin değerlerini saydım. Biz niye buradayız? Biz Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Ben, arkadaşlarım, yönetim kurulu, hepimizin bir tek hedefi var, Galatasaray'a hizmet etmek. Dolayısıyla başkanlık sözü verdi. Başkan oldum, olmadım. Onun için küstüm. Galatasaray'a kimse Galatasaray'a küsemez. Hiçbir Galatasaraylı'nın Galatasaray'a küsme hakkı yoktur. Hem Türkiye Ligi'ne hem inşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak ikisine uygun bir profil orta saha içinde bakacağız. Ama burada önemli olan bence yani bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Yani bu konuda başkanımız da bize bu yetkiyi verdi. Çok bizim için aciliyet olan sağ bek mevkii çok acil bir şekilde transfer yapmamız gereken mevki. Yine orta sahaya bu anlamda düşünüyoruz. Hücum hattına yine orada bize yine destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz ama dediğim gibi yani burada hedefimiz en iyi oyuncuları Galatasaray taraftarını mutlu edecek. Ve bu sene geçen senenin de çok üstüne çıkabilecek bir kadroyu kurmak. Burada da bence çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu konuda da uzun zamandır hazırlanıyoruz. Yani şöyle çok yeni gitti tabii Saşa Boy. Devre arası gitti ve sakatlığından dolayı çok fazla süre alamadı. Ben kısa vadede Saşa'dan vazgeçeceğini Bayami'nin bu kadar da bir bonservis ödemiş. Hemen bununla ilgili bir karar vereceğini düşünmüyorum. O yüzden yani şu ana kadar Saşa Boy'la ilgili herhangi bir düşüncemiz, bir gelişme olmadı. Tabii ki çok beğendiğimiz, istediğimiz, bizim için çok değerli bir oyuncuydu ama dediğim gibi orada bir sezon planlaması, yeni bir hoca geldi. Sezona başlayacaktır orada. Şu anda o tür bir konu yok. Benle ilgili de ben bu zamana kadar hiç kimseyle bir görüşme yapmadım. Zaten uzun zaman önce hep söyledim. Ben Galatasaray'la birlikte hem şampiyonluk, 5. yıldız, uzun seneler burada olmak en büyük hayalim, hedefim buydu. Onun dışında hiçbir görüşmem olmadı. 3 veya 4 oyuncu şu andaki bizim için gözüken oyuncu sayısı burada da gelip birbirleriyle yarışacaklar. Onun dışında yani birçok isim bizim için yazılıyor. Şu anda transfer listemiz var, görüştüğümüz oyuncular var. Ama birçok oyuncu bu anlamda yazılıyor. Şu ana kadar net görüştüğümüz, yani hücumda özellikle forvet bölgesiyle ilgili. Tabii ki hazırlıklarımız var. Yurt dışından da birçok oyuncu var. Ama onunla ilgili bir düşüncemiz olmadı. Şimdi mutlu olduğum doğru. Yani hakikaten öyleyim. Kalben de öyleyim. Şimdi hocamla çalışmak nasıl bir şey? Onu anlatmaya çalışacağım. Bu kadar beyefendi. Bu kadar işbirliği yapmaya açık. Bu kadar şeffaf. Bu kadar beraber çalışmanın zevkli olduğu 50 senelik iş hayatım var. Böyle bir şeye rastlamadım. İlkay ile ilgili tabii ki İlkay çok üst düzey bir oyuncu. Her takım, herkes, her teknik adı bunu kadrosuna görmek ister tabii ki ama benim bildiğim İlkay'ın Barcelona'da devam edeceği. Tabii ki herkes görmek ister ama Barcelona'da bir sene daha devam edecek. İmza törenimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Peki, hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.